Değerli Saat 7 Türk izleyicileri merhaba, Kusursuz Plan programına hoş geldiniz. Bugün sizlere Mezmur kitabından bir ayet paylaşacağım. Bu ayet 8. bölümden olacak ve bu ayet 8. bölümde 5 ve 9. ayetler. Aslında 8. bölüm Davut'un Mezmuru olarak geçer ve daha çok hasat mevsimlerinde bilhassa üzüm suyunu elde ederken bütün halkın söylediği bir ilahi olarak geçer. Ve burada aslında başlangıç şu şekilde 8. bölümde 1. ayet. Ey egemenimiz Rab ne yüce adım var yeryüzünün tümünde gökyüzünü görkeminle kapladın. Buradan devam ediyor Rab'i övmeye ve 5. ayette şu çıkıyor ortaya. Neredeyse bir tanrı yaptın onu başına yücelik ve onur tacını koydun. Neredeyse bir tanrı yaptın onu kelimesi. Bir tanrı kadar, tanrı senin kadar kutsal saydın onu. Böyle bir ibaredir burası. Ve ben aslında 5 ve 9. ayetleri sizlerle paylaşmak istiyorum. Sonra da konuşmama devam edeceğim. Bakın 5. ayetten itibaren Mezmur kitabında 8. bölümde 9. ayete kadar. Yani 5 ve 9. ayetler. Neredeyse bir tanrı yaptın onu. Başına yücelik ve onur tacını koydun. Ellerinin yapıtları üzerine onu egemen kıldın. Her şeyi ayaklarının altına serdin. Davarları, sığırları, yabanıl hayvanları, gökteki kuşları, denizdeki balıkları, denizde kıpırdaşan bütün canlıları. Ey egemenimiz Rab! Ne yüce adın var yeryüzünün tümünde. Bakın burada aslında 6, 7 ve 8. bölümdeki şey 8. ayetler yaratılış gibi. Yaratılışın başında Tanrı 6 günde dünyayı yarattığında da her gün bir evrenin bir bölümünü yarattı ve 6 günde dünyanın tamamını yaratmış oldu. Ve insanı yarattığında da bütün canlıları bu insanın üzeri, önünden geçmesini sağladı. Bunun sebebi o insana bütün canlıların üzerinde yetki vermesinden, onların bütün canlıların efendisi olmasını sağlamasındandı. Bakın bu şekilde 6 ve 8. ayetlere baktığımızda biraz daha anlamlı bir sonuç çıkıyor ortaya. 8. bölümde anlamamız gereken. Ve en son ayette Tanrı'nın aslında binlerce sene sonra yücelik tacının verileceği kişi, Gelene kadar aslında övgü sözleriyle bitiyor. Ey egemenimiz Rab ne yüce adım var yeryüzünün tümünde. Ebedi krallığın yeni antlaşmada İsa Mesih'e verilmesine kadar yani yaratılıştan itibaren kusursuz planın tamamlanmasına kadar Ey egemenimiz Rab ne yüce adım var yeryüzünün tümünde. Evet bunları okuyoruz. Ben size aslında bu anlamda son antlaşmadan, yeni antlaşmadan 3 tane ayet okumak istiyorum. Ve bu 3 ayet 3 ayrı mektuptan alınma. Bunlardan birincisi Efesliler bölümünde 22 ve 23. ayetler. Her şeyi ayakları altına sererek ona bağımlı kıldı. Onu her şeyin üzerinde baş olmak üzere kiliseye verdi. Kilise onun bedenidir. Her yönden her şeyi dolduranın doluluğudur. Bu iki ayeti yan yana koyduğumuzda e, neredeyse bir tanrı yaptı onu denilen beşinci ayetten dokuza kadar okuduğumuzda, bir de efesilere okuduğumuzda bunun kim olduğunu İsa Mesih olduğunu hep birlikte görebiliyoruz. Ve burada önemli bir şey daha var. Onu her şeyin üzerinde baş olmak üzere kiliseye verdi diyor. Ve kilise onun bedenidir. Her yönden her şeyi dolduranın doluludur. Evet 1. Korintliler kitabında da 15. bölümde 24 ve 28. ayetlerde şunu diyor. Bundan sonra Mesih her yönetimi, her hükümranlığı, her gücü ortadan kaldırıp egemenliği Baba Tanrı'ya teslim ettiği zaman son gelmiş olacak. Çünkü Tanrı bütün düşmanlarını ayakları altına serinceye dek onun egemenlik sürmesi gerekir. Ortadan kaldırılacak son düşman ölümdür diyor. Evet ölümü yenen İsa Mesih'tir. Burada da yine İsa Mesih'i görüyoruz. İbraniler kitabında 2. bölümde 5 ve 9. ayetleri okuyorum. Tanrı sözünü ettiğimiz gelecek dünyayı meleklere bağlı kılmadı. Ama biri bir yerde şöyle tanıklık etmiştir. Ya Rab insan ne ki onu anasın, insanoğlu ne ki ona ilgi gösteresin. Onu meleklerden biraz aşağı kıldın. Başına yücelik ve onur tacı koydun. Ellerinin yapıtları üzerine onu görevlendirdin. Her şeyi ayakları altına sererek onu bağımlı kıldın. Tanrı her şeyi insana bağımlı kılmakla insana bağımlı olmayan hiçbir şey bırakmadı. Ne var ki her şeyin insana bağımlı kılındığı henüz görmüyoruz. O meleklerden biraz aşağı kılınmış olan İsa'yı Tanrı'nın lütfuyla ...herkes için ölümü tatsın diye çektiği ölüm acısı sonucunda... ...yücelik ve onur tacı giydirilmiş olarak onu görüyoruz. Evet bu üç antlaşma kitabından da alınma ayetlerde de görüyoruz ki... ...bir plan gereği yavaş yavaş ebedi kral bu planı tamamlamak üzere ortaya çıktı. Ve bu insanoğlu vasfı olarak ortaya çıktı. Aramızda yaşayan ebedi kral babasının işlerini yapmak üzere... E, aramızda yaşadı, öldü, gömüldü ve dirildi. Tanrının sağındaki güçlü birliğin içinde yer aldı. Baba ol ve şimdi de Kusaru İsa Mesih'in adıyla aramızdadır ve bizi kutsallaştırmaya halen devam etmektedir. Değerli Saadetli Türk izleyicileri, Kusursuz Plan programının sonuna geldik. Rab hepinizi bereketlesin.